İlik nakli ile ilgili bir sorumuz hocam. Caiz midir diye soruyorlar. Organ nakli ile alakalı genel bir konuşmamız olmuş Evet. idi ki onu özetleyecek olursak üç kısma ayırmıştık. Kişinin kendinden kendine nakli, canlıdan canlıya nakli, ölüden canlıya Evet. nakli şeklinde. Kişinin kendinden kendine nakli işte bypass ameliyatında ayaktan alınan damarın oraya derc edilmesi gibi veyahut da işte vücudunuzun bir bölümünün yanması durumunda başka bir bölümünüzden et parçasının oraya derc edilmesi, yamanması gibi. Burada eğer fıtratı tayir tarzında bir değişiklik yapılmayacaksa buna izin verilebiliyor. Evet. Peki canlıdan canlıya yani canlı olan bir insandan canlı olan diğer bir insana nakle geldiği zaman burada da belli çerçevede buna da izin veriliyor. Nedir o çerçeve? Her şeyden önce organı alınacak olan kimseye zarar gelmemesi ki gerçi tıbbi alanda zarar gelecekse ondan organ alınmaz. Evet. Ve verilecek olan kimseye de fayda vermesi ki bu belli tarihlerle sağlanmadan bu işleme girilmiyor. Organı verecek olan kimse bunun mukabilinde bir ücret almaması. Çünkü organ bir mal değildir ki bunun mukabilinde bedel alması Evet. kişiye helal olsun. En önemlisi de bu organ cinselliğe tahallük eden, nesle tahallük eden bir organ olmaması. Sperm nakli, yumurta nakli, işte rahim nakli veyahut da işte bu emsal üreme ile alakalı olan nakillere yine izin verilmemektedir. Ama bunun yanı sıra kan vermek de aslında bir nevi organ vermektir, organ naklidir. İlik de bu kabildendir, bu da bir organdır. Bunlara riayet edilmeksi suretiyle canlıdan canlıya izin verilmektedir. Tabii şu konuda dikkat edilmesi gerekir. Organı verilecek olan kişi de din düşmanlığı ile meşhur olan bir kişi olmamalı. Evet. Çünkü onun bu manada yardımcı olmak da doğru bir şey değildir. Ölüden canlıya nakle gelince ki bunu da biz genel hatlarıyla caiz olmadığını söylemiş idik. Sebebi çünkü ölü diye tabir ettiğimiz kişi aslında hakiki ölü değil, tıbbi ölümdür. Evet, kalp nakillerinde. Değil Yani mi hocam? tıbbi ölüm yok sadece kalple alakalı değil. Yani birçok nakillerde kişinin kalbi eğer durursa malumunuz organları besleyen kandır. Evet. Kalp ise o kanı Pompalıyor. pompalayan bir uzuvdur. Kalbi durduğu zaman belli bir zaman sonra o organlar işlevini yitirir. Ve bu saatten sonra o organlar daha bir işe Yaramıyor. yaramayacaktır. Evet. O yüzden eğer bir organ nakli olacaksa, yani bir ölüden organ alınacaksa, beyin iflas ettiği zaman, yani tıbbi ölüm gerçekleştiği zaman, kalbi henüz atmaya devam ederken, bu esnada organları alınması gerekir. Oysa bu fıken tam ölüm gerçekleşmemiştir. Evet. Tıbbi ölüm gerçek ölüm değildir. Bu kanaatteyiz. Ki daha önce fıkıh heyetindeki diğer hoca efendilerle bu konuya dair çok tartışmalarımız, çok görüşmelerimiz olmuştu ki bu konu hemen hemen ittifak ettiğimiz bir görüş Evet. konuydu. O yüzden ölüden naklin doğru olmadığını üzerine basa basa söylüyoruz. Ama canlıdan canlıya nakil ki ilik işte olsun veyahut da bu manada böbrek olabiliyor, ciğerden bir parça olabiliyor. Genelde akrabaların bu şekilde Evet. birbirlerine yardımları veya kan vermek de aynı şekilde bu kabildendir. Burada da dediğimiz ölçüler olursa buna da izin verilmektedir. Tabii Mevlam bu hale düşmekten muhafaza etsin. Yani bu Amin. bir hastalıktır. Böyle bir duruma düştüğü zaman insan çünkü yakın tarihte şunu da tanıyoruz. Bu konuda çok şiddet olan bir hoca efendimiz vardı. İsim vermek istemiyorum. Organ nakline yani canlıdan canlıya vermenin de doğru olmadığını söylüyor idi. Ancak kendisinin başına böyle bir hal geldi ki o konuda kendisi de mecburen vermek zorunda oldu. O yüzden bazı şeyler vardı ki rahle başında konuşmak Evet. kolaydır ve ekran başında konuşmak kolaydır ama o işle karşı Başına karşıya geldiği kalındığı zaman zaman daha zor. durum gerçekten farklı olabilir. Ama dediğimiz gibi bu çerçevede izin verilmektedir. Evet hocam.